Cumhurbaşkanımız, Avustralya'dan Milli Gönül Salira Gençlik olarak yeni görevinizi tebrik ederiz. Bu yüklendiğiniz ağır görevde bütün dünya Müslümanlarının olduğu gibi Avustralya'dan da bizlerin ümidi sizinle. Bu yeni görevinizin vatanımıza ve bütün İslam alemine hayırlara vesile olması duasıyla. Halkımıza en güzel şekilde nasıl yardımcı oluruz onu düşündük. Biliyorsunuz halkımızın bir kısmı bilgisayar kullanmayı ya da internet kullanmayı bilmiyor. Ve yurt dışındaki vatandaş olarak çok fazla basamaklı bir oy kullanma sistemi getirilmiş durumda. Sadece gidip nüfus cüzdanınızla oy kullanamıyorsunuz. Bunun zor olduğunu fark ettik ve yardımcı olmak için arkadaşlarımız burada gördüğünüz gibi bilgisayarlarıyla hazır. Pazartesi akşamından beri teravih sonrasında halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her gün sabah 50 kişi ve öğlenden sonraki session için 50 kişi servisler kalkacak. O servisler için isimlerini alıyoruz, yazıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim vatani görevimiz. En güzelini, en iyisini yapmak için hem halkımızı teşvik ediyor hem de onlar için işi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu bayan hanımları hepsini ayarlamışlar bizler için kolaylıkla oy kullanabilelim diyerekten. Biz de geldik, namazımızı kıldık. Efendim oy kullanmak için kayıtlarımızı yaptırdık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri için büyük bir çalışma yapıldı Avustralya'da. Bu seçimler öncesinde teyzelerimiz, amcalarımız çok güzel dualar yaptılar. Başbakanımız Cumhurbaşkanı olabilsin diye. Bu ailelerden bir tanesiyle tanışacağız şimdi. Sizi dinliyoruz. Başbakanımız Cumhurbaşkanı oldu. Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Çok sevinçliyiz. Vallahi sevincimden ne konuşacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Allah razı olsun. Bu dünya lideri, Türkiye lideri değil. Yeni Türkiye'yi çok değiştirdi. Yani anlatamam. O kadar yani sevinçliyim ki akşam sabaha kadar yatmadık. Hala da terazinin başındaydık. Yani ya, bilemiyorum yani. Hadi tam konuşuruz. Esselamu aleyküm Cumhurbaşkanım. Hep dinliyorum ve geceleri burada, orada gündüzken burada gece oluyor. Ben bu yaş 68 yaşındayım. Akşamdan sabah 3'üne kadar, bazen de sabah namazına kadar yatmıyorum. İçim çok böyle paralanır. Bakardım, zevk alırdım. Allah sizden razı olsun. Siz Türkiye'ye geldiniz, Türkiye'yi değiştirdiniz. Bütün dünyayı değiştirdiniz. Sizin Allah olsun. Sizden razı olsun. Sizin Allah yardımcınız olsun. İşlerinizde başarılar, daha üstün başarılar, vatanımızın, milletimizin, bayrağımız için Allah-u Teala yardımcınız olsun. Sizi her türlü iftiradan, kötü insanların şerrinden, fusuk kuran insanlardan hep dua ediyoruz. Cenab-ı Allah o dualarımızı inşallah kabul etsin. Dualar ettik, hatimler yaptık, Fatih suresini okuduk, sabahlara kadar yatmadık. Cenab-ı Allah inşallah boşa götürmemiştir. O dualarımız Cenab-ı Allah canım çok şükür kabul etmişler. Allah sizden razı olsun. Allah sizin yardımcınız olsun. Devamlı duacıyız. Görevinizde, vazifenizde Allah-u Teala size yardımcı olsun. Doğru yoldan ayrılmasın. Kötü insanların şerrinden korusun.
size sabır ve tamurlar Cenab-ı Allah nasip etsin. Biz burada sadece haberlere baktığımızda canımız sıkılıyor. Hakarete, zulüme, iftiraya yani bizim canımız bile sıkılıyor. Siz bunun arası bunun içinde hem onlarla uğraşıyorsun hem millete hizmet götürüyorsun. Tekrar görevinizde hayırlı başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız hep sizden eksik olmaz inşallah. Cenab-ı Allah Teala sıkıntı, üzüntü içinde olmamasını Cenab-ı Allah'ta dileriz. Sana sabırlar ihsan etsin. Doğru yolunda ayağını sabit kılsın.